İlanen söylüyorum. Benim Kur'an dediğim her yerde otomatik olarak Hazreti Muhammed zaten var. Çünkü biz Kur'an'a inanmadan önce Hazreti Muhammed'e iman ettik. Hazreti Muhammed'le sorunu olan bir adamın Kur'an diye bir davası olamaz. Biz insan olarak önce Hazreti Muhammed'e iman ettik. Sonra onun söylediklerinin Allah katından olduğuna inandık. Şimdi bu kitabı okuyarak Hazreti Muhammed'in hak peygamber olduğuna, bu defa imanımızın bir tık ötesine geçerek şahit olmaya gayret ediyoruz. Biz Kur'an'la hemhal olarak Hazreti Peygamber'in peygamberliğine şahit olmaya gayret ediyoruz. Bakın İzmirli kardeşlerim, Kur'an dini prensipler noktasında teorik ilkeleri içeren bir kitaptır. Bu teorik ilkelerin hayata yansıtılmasına biz sünnet diyoruz. Sünnet denen şey Hazreti Peygamber'in örnekliğini ortaya koyan pratiğin adıdır. Sünnet dini hükümlerin uygulama alanına taşınmasına denilir. Sünnet ayrı, Kur'an ayrı şeyler değillerdir. Bizim ne zaman Kur'an vurgusu ortaya koyuyorsak bilinmelidir ki amacımız orada Hazreti Peygamber'i de kastımız içerisinde bulundurduğumuz gerçeğidir. Başka hiçbir nitelendirme bize yapıştırılabilecek bir çamur değildir. Bunu asla ve asla kabul etmem. Kabul edemem. Yazdığım onlarca kitap, yüzlerce, binlerce konuşma yaptım. Hiçbir tanesinde Hazreti Peygamber'i öteleyen bir duruş asla ve asla ortaya koymadım. Ancak demin en başta söyledim ya, bazı Arapça metinler var. Metin Arapça, ifade Arapça olunca o ifade otomatik olarak vahiy gibi zannediliyor. O zannı ortadan kaldırmak üzere Kur'an'ın hakemliğine müracaat ediyoruz biz. Diyoruz ki bu söz eğer Hazreti Peygamber'in ağzından çıkmışsa bu söz Kur'an'a aykırı olamaz. Çünkü bir peygamber Kur'an'a aykırı konuşamaz. Konuşursa peygamber olamaz. Sırf bunun için Allah-u Teala kitabında buyuruyor ki men yuti'ir rasule fekad ata'allaha. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu ne demektir? Yani Resul'ün dedikleri Allah'ın ona indirdikleridir. Allah'ın indirdiğini, Allah'ın vahyettiğini söylüyor. Onun için Peygamberimizin bu anlamdaki tanıtıcı ifadesi Resul kelimesidir. Yani elçi demektir.